alemlere rahmet olarak gönderildi. Sual: Peygamber Efendimiz, sadece insanlara mı yoksa kainatta bulunan her varlık için mi rahmet olarak gönderildi? Cevap: Allahü Teala, Muhammed Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak göndermiştir. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen: Seni, alemlere rahmet, iyilik için gönderdik, buyuruldu. Ebu Hüreyre Hazretleri: Bir gazada, Resulullah Efendimiz'e, kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Cevaben: Ben, lanet etmek, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben, herkese iyilik etmek, insanların huzura kavuşması için gönderildim, buyurdu. Resulullah Efendimizin bütün varlıklara rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası ise meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki inkar edenlere, dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Muhammed Aleyhisselam zamanında ise, iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Bir gün Peygamber Efendimiz, Cebrail Aleyhisselam'a: Allahü Teala benim alemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip oldu mu? Buyurunca Cebrail Aleyhisselam: Allahü Teala'nın büyüklüğü, dehşeti karşısında, sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emin olduğumu bildiren Tekvir suresindeki 20. ve 21. ayetleri getirince, bu müthiş korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan büyük rahmet olur mu? Dedi. Muhammed Aleyhisselam, Hatemün Nebiyyin yani peygamberlerin sonuncusu ve son peygamber ve Seyyidil Mürselin yani bütün Resullerin en üstünü olarak, alemlere rahmet ve kıyamet gününün şefaatçisidir. Mahşer günü, bütün insanlara, mahşer azabının kaldırılması için şefaat edecek ve bu şefaati kabul olunacak, mahşer azabı hepsinden kaldırılacaktır. Nitekim hadisi şerifte: Kıyamet günü, en önce ben şefaat edeceğim, buyuruldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin babası Abdülehad Hazretleri: Günlerin uğursuzluğu, alemlere rahmet olan Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı, buyurmuştur. 9 Kasım 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.